Biz istiyoruz ki Karaman hiç Konya falan gitmeden üstüne üstlük Ereğli'den, Mut'tan, Silifke'den, şuradan buradan herkes bizim bu eğitim araştırma hastanemize gelsin, tedavisini buradan hastaneler olsun, dişi hekimlik tedavisinde aynen burada görsün, arzusunda. Tabii üniversiteye dönüşmesiyle hastane de yetersiz kalacağı için biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nda da bütçede de yeterli bir şey. Burası Tıp Fakültesi Hastanesi olarak yeni bir bina olmasına rağmen küçük kalıyordu. Evet. Onun için metrebalarımız da yeni bir 200 yataklı şeyi bütçeye soktuk. Şu anda yer zemin tespitleri yapıldığı proje aşamasında. Yani Tıp Fakültesi'nin hastanenin büyümesine zorunlu olarak katkısı olacak bu şekilde. Yani belki 3-4 sene içinde hastane iki katına çıkacak. O da üniversitenin sayesinde olacak. Evet. Şöyle düşündüm. Bu yeni yapacağımız bina şu andaki acilini biliyorsunuz. Acil katından karşıya bağlantılı gibi olacak ama müstakil bir bina olacak. Bunlardan şey şunu düşündüm. Böyle korona gibi salgınlarda hastane kapatılıyor. Yani koronanın dışında normal hasta dönmüyor. Ama öyle bir durum oluştuğunda biz binanın birini kapatıp diğerini de normal hastalarla, hasta hizmetiyle devam etmek için düşündük. Bu büyük bir daha kolaylık sağlayacak. Şu anda diğer hastalar ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Herkes bunun farkında ama Karaman'da bir tane hasta var. Maalesef onu da kapatılmayız. İşte böyle bir sıkıntı ama bu yeni binanın yapılışıyla bu tip şeylerdeki bu sıkıntı da ortadan kalkacak. Bunu üniversitenin gelişi zorladı Ankara'yı, Bakanlığı, Maliye'ye, Sağlık Bakanlığı'nı, hastanenin büyütülmesi açısından. Dedik şu anda hocalarımıza çalış diyecek yer yok. Çok ciddi bir şey. Sıkıntı yer açısından üniversitenin öyle bir yani dışındaki kuruma da bir katkısı oldu. 3 sene içinde hastane temel atıldığından itibaren büyük ihtimal bitecek. Hesap öyle. 3 senede bitecek. Resmen şu andaki hastane resmen 300 yataklı. 100 yatakta sıkıştırmayla 400 yatakta faaliyet gösteriyor. Yeni yapılacak kompleks bu mevcut binaya göre daha üst standartlarda 200 yatak. Çok rahatlıkla 300 yatak yatırabilirsiniz sıkışınca. 600 yatak da Konya Karaman'a uzun bir süre yeter. Ha gerekirse benim kafamda da planlama var. Sayın Vektörüme de arz ettim. Şu anda bir tıp fakültesi binamız biliyorsunuz. O onun hemen o bina Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde Sayın Vektörümüz biliyor. Yani onların takdiriyle işte Sağlık Bilimleri Fakültesi geçici olarak yerinde kaldı. Oraya tıp fakültesine çevirdik ama yine Sayın Ahmet Gereşoğlu muhterem rahmetlinin vakfı bize 30 bin metrekare bir tıp fakültesi binayı yapmasına söz verdi yapmak üzere. Bunu hemen hastanenin arkasına yapacağız. O da hastaneye birleşik olacak. Hemen onun karşısındaki alanı da hocama da arz ettim. Orayı boş bırakalım şimdi. Böyle bir bina yapmayalım. Gerekirse hastaneyi oraya büyütebiliriz. Bir daha büyütmek gerekirse diye. Onun da arazisini şimdi böyle ayıralım. Orası komple bir tepe işi. Sağlık bahçesi olsun. Hatta hocam da arz etkisi zaten Ahmet Keleşoğlu sağlık yerleşkesi oldu. Sadece Ahmet Keleşoğlu diş hekimliği fakültesi veya tıp fakültesi değil. Sağlık yerleşkesi olsun diye hocam da zaten söyledi. Orası güzel. Hatta biraz daha bir şey düşündük Sayın Hocam da. Evet. Bu nükleer akkuyu santralinde bilmem kaç bin kişi çalışıyor. Şimdi onlara Mersin Tıp Fakültesi bizden çok daha uzak. Biz buradaki hizmeti güzelleştirebilirsek, istediğimiz gibi yapabilirsek nükleer akkuyu terminalin santralinde çalışan yabancılara vesaire de sağlık hizmetini buradan verebiliriz. Biz onlara göre yarı mesafede kalıyor. Hesap ettik onu. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Hem hizmet açısından hem de maddi durum biliyorsunuz orada
çok büyük ölçüde Ruslar çalışıyor. Evet. Yabancılar çalışıyor. Onlarda da iyi para var. Para kaynağını da bu tarafa doğru aktarabilirsek hem Karaman için çok büyük bir şey olacak hem üniversite için çok bir şey olacak. Çok güzel bir şey olacak.